Merhaba arkadaşlar, Mucize Yumak YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size görmüş olduğunuz Jutipi ile yaptığım hasır ufak çanta modelini göstereceğim. Böyle bir uzun cüzdan sığabiliyor denedim. Cüzdan ve telefon birkaç minik eşya da sığabilir en fazla. Sığmalık bir yürüyüş çantası olabilir, spor çantası olabilir. Böyle ufak hemen cüzdan telefon almalık bir küçük çanta modelimiz var. Dileyen herkesin yapabileceği kadar kolaylıkta. Dilerseniz hemen başlayalım. Bu ipte, bu çantada jütip kullandım. Şöyle hasır kendir ipi geçiyor. Bir diğerinde şimdi yapacağım olan da pamuk makrame ipi kullanacağım. Ve beyaz ipimi alıyorum. 4 milim de tığ kullandım. İkisinde de şöyle 4 milim. Hemen zincirle başlıyorum. Bu arada bunun yüksekliği 20 santim yaklaşık. 16 santim de burası. Siz dilediğiniz boyda yapabilirsiniz. Hemen başlıyorum zincirle. Bunda 22 zincir çekmiştim. Bir tık daha küçük olsun istiyorum. 20 çekeceğim. Adet zincirimi çektim. Şimdi hemen yanındakine değil, bir sonrakine batarak sık iğnemi yapıyorum. Sıranın sonuna kadar da bu şekilde her birine bir defa batacak ve sık iğne yapacak şekilde devam ediyorum. Sıranın sonuna geldim arkadaşlar. Bakın son noktaya da batıyorum. Ve bir daha batıyorum. Köşelerde ikişer defa yapacağız ki hafif şu bombelik oluşsun diye. İki defa battım sonuncuya. Arkadan da şöyle ipimi gezdireceğim. Şimdi bakın buraya iki defa battım. Şimdi yanındakine yine sırayla gideceğim. Teker teker her boşluğa bir adet. Arkadan ipimi yürütüyorum. Sonra temizlemekle uğraşmak istemediğim için. Her birine birer defa. Yine sıranın sonuna kadar devam edeceğim. Evet. Bir sıra dolandık. Geldim. Şöyle hemen zincirleri dönmüştüm. Hemen bir tane atlayıp bir sonrakine batmıştım ilk başta. Şimdi sıranın sonuna geldiğimde de buna tekrar batıyorum. Ve şimdi bakın şu aradakini atlayacağım. Ve şu ikilisine değil de şurasına batıp direkt buradan da çıkaracağım. O aradaki ufak şeyi atlamış oldum. Şöyle sıkıca çekiyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Şu sıradakine bir defa batıyorum. Bundan sonra hiçbir farklı şey yok. Yine ikinci sıradayız. İkinci sıraya yeni başladık. Bu şekilde yine buraya kadar geleceğim. Aslında burada da hiç farklılık yok. Döne döne gideceğiz ama ben göstermek istiyorum. Sık iğnelerle devam ediyoruz. Bakın. İkinci sıradan şuradan başladık. Sıranın sonuna geldim. Normal çanta yapımlarında buralarda iki kere, üçer kere falan batılabiliyor. Biz minik bir çanta yaptığımız için geniş olmasını istemiyorum. O yüzden normal her birine hiçbir farklılık yok ama sadece köşeleri göstermek istedim. Yine nasıl ki burada teker teker batarak geldik. Burada da her birine bir adet batarak, bakın o çektiğimiz ilk iki tanesi sayesinde hafif bir çukurluk oluştu. Döndüm. Şu parmağımı sokabiliyorum. Döndüm ve devam ediyorum. Yine buralarda da tıpkı her yerde olduğu gibi bunu zaten döne döne gideceğiz. Birleşme yerine kadar devam ediyorum. Evet arkadaşlar, ikinci sıranın da sonuna geliyorum. Battım. Bakın.
Şimdi şurada biraz yakınlaştırıp netleşmesini bekleyeceğim. Bakın. Şurada başlamıştım ben ikinci sıraya. Şurada. Zaten hafif sol tarafta oluyor. Yamuk olmaması adına burayı düzgün anlamamız gerekiyor. Bakın hafif solda, ortada falan değil. Kafanız karışmasın. Şöyle yaklaştırıyorum. Hani karıştırmayın. Nereden başlamıştık? Nasıl? Tekrar üçüncüye devam edeceğiz. Birleşim yeri olduğu için burası. Şuradan birleştireceğim. O yüzden şu son kısma da yapıyorum. Ve şu hafif solda olan taraf demiştim. Yine aynen şuradan, ikiliden değil, şuradan direkt çekerek iyice sıkıyorum şöyle güzelce. Şimdi burayı düzgün yaparsak çünkü arkadaşlar, bütün birleşme yerleri buraya denk gelecek sıralar. O yüzden kolay bir şekilde devam edeceğiz dönerek. Şimdi buradan sonra hiçbir farklılık yok. Bir tane zincirimi çekiyorum. Şöyle netleşmesini bekliyorum. Şu ilk nokta hemen. Yine her birine birer adet olmak üzere devam ediyorum. Burada hiçbir farklılık yok. Her birine bir adet. Yine döndüğüm geldiğim zaman az önce gösterdiğim noktadan yine şuradan birleşim yaparak sıra sıra devam edeceğiz. Ben dilediğim sıra kadar şu sırayı göstereceğim zaten. Devam edeceğim. Ondan sonra da modelimizi kuracağız. Evet arkadaşlar, ben toplam 9 sıra ördüm. Şurası 9 sıra. Şöyle yan yana getirdiğim vakitte böyle oluyor. Dilediğiniz kadar uzatıp kısaltabilirsiniz. Şöyle 3 3 özür dilerim 4 yapmıştım ben. 4 4 4 4 de gidebilirsiniz. Ben şu uç kısmının fazla olmasını istedim. Şöyle birleştirme yerini tekrar göstereyim size. Bakın. Aldım sonucu noktadan. Bu ilk başladığım yerdi. Şuradan da direkt çekerek birleştirdim. Şimdi biraz ipimi çektim. 1, 2, 3, 4. 4 zincirimi çektim. Üzerine aldım. Şurası değil. Hemen dibi değil. Bir sonrakine üçlü trabzanımı yapıyorum. Bir zincir. Üzerine aldım. Bir tane atladım. Diğerine battım. Üçlü trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim. Bir sıra atladım. Üçlü trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim. Bu sırası böyle devam edecek arkadaşlar. Yine birleşim yerinde tıpkı diğer birleşimlerde olduğu gibi şöyle sayacağım 1, 2, 3 ve birleştireceğim. Bunu kurduktan sonra arkadaşlar yine 4 sıra, bakın şurayı yapıyoruz. 4 sıra normal sık iğne gideceğim. Birleşim yerleri aynı gösterdiklerim gibi. Hiçbir farklılık yok. Dilediğim sayı kadar, istediğim oranda bitirdikten sonra da en son sap kısmını göstereceğim. Başka hiçbir farklılık yok. Şöyle dediğim gibi bunu en azından birleşme yerini göstereyim. Dönüp geleceğim. Evet arkadaşlar, tamamını dolandım. Şimdi birleştireceğim. İlk 4 zincir çekmiştik. Üzerine aldım. Sayıyorum. 1, 2, 3. Üçüncü zincirden üzerine almıyorum. Pardon. Birleştireceğim çünkü. Üçüncü zincirden direkt buradan da çekerek birleşimimi yaptım. Şimdi bir zincirimi çektim. Şöyle hemen dibindeki noktaya sık iğnemi yaptım. Yine iki taneden almadım. Bakın. Burası ikili ya. Oradan değil de şöyle içinden hafif şu şeyi verebilmek için. Çizgi var orada. Bir trabzanın tepesinden bir ortadaki boşluktan. Bir trabzanın tepesinden hemen üstünden bir şu aradaki
boşlukta şeklinde bir Trabzon'un tepesinden bir boşlukta. Artık bundan sonra dediğim gibi zaten birleşme yerleri aynı. Dilediğiniz sayıda isterseniz bir sıra ondan bir sıra ondan buna siz karar verebilirsiniz. Ben bu modelde bu şekilde devam edeceğim. Son sıraya kadar bu şekilde devam ediyor. Ben dörder dörder ya da üçer üçer de olabilir. Devam edip son sıraya kadar geleceğim. Evet arkadaşlar bakın hazırladım. Son sıraya kadar 9 sıra, 1 sıra trabzan. Burada 3 yapacaktım. Hata etmişim. 3 3 3 olacaktı. Tıpkı buradaki gibi 4 4 4 yapmıştım. Burada 3 yapacaktım. Olsun hiç fark etmez. Burayı siz eşit yapmaya çalışın. Burayı 3 3 3 olarak kabul edin. Dilediğim boyuta geldim. Şimdi şöyle en son sıra düzgün dursun diye şöyle direkt çekiyorum. Yalancı sık iğne yaparak devam ediyorum. Bunu da böyle devam edeceğim arkadaşlar. Sıranın sonuna kadar. Direkt alıyorum, çekiyorum. Üzerine falan alma yok. Çünkü bu sefer şöyle şu kısmı daha düzgün duruyor. Kullanırken de yamulup böyle çabuk açılmasın diye. Sıranın sonuna kadar böyle devam edeceğim. Tam bir tane daha yaparsam sıranın sonuna gelmiş oluyorum. Şöyle. Şimdi burada normalde ipimi kesmem gerekiyor ama biz sap kısmında yapacağımız için şöyle içeriden düzgün durması açısından. Şimdi buradan gidersem tekrar görünecek. Şöyle içlerden tekrar böyle devam ediyorum. Hiç ipimi kesmek istemediğimden birkaç tane tam köşeye gelene kadar. Evet. Köşeye geldim. Hatta bir tane eksik bile yapsam olur şöyle. Şimdi arkadaşlar, videoyu çok uzatmamak adına ben şu kısımları kısacık zincirle göstereceğim. Siz dilediğiniz boyda ve sayıda kendinizde de ölçerek şurada bir tane daha çekmek istiyorum. O hoşuma gitmedi. Evet, şimdi tam köşe oldu. Ben kısaca sırf nasıl yapılıyor diye zincirimi çekiyorum. Kısacık yapacağım dediğim gibi. Şimdi dolandı bu arada. Pardon. Evet, yanlışlıkla ördüğüm ipi de kestim. Hemen düğüm atıyorum, özür dilerim. Şimdi devam edeceğiz. Bir kısım düğüm gelecek ama hiç önemli değil. Şimdi dediğim gibi zincir çekmeye devam ediyoruz. Varsayalım ki siz dilediğiniz kadar, dilediğiniz ölçüde yaptınız. Ben şöyle buraya gelene kadar sadece yapacağım. Şöyle. Şimdi hemen şuradan bir yerden birleştireceğim. Direkt buradan da çekerek. Şimdi ne yapacağız? Hemen şuradan ipimi şu taraftan alıyorum. Bakın. Yine yalancı sık iğne yapıyoruz. Alıyorum. Çekiyorum direkt. Her bir sırada alıyorum, çekiyorum. Ve bir tık zincirden kalın bir sap elde etmiş oluyoruz. Bunu siz örgü yapıp da birleştirip tekrar monte edebilirsiniz. Bu sap kısmı tabii ki size kalmış ama ben hiç bilmeyen arkadaşlar için şu çok basit bir yöntem göstermek istedim. Direkt çıkararak bu şekilde sona kadar geliyorum. Şöyle. Evet, az önce yanlışlıkla kestiğim ve
birleştirdiğim düğüm noktası geldi. Şöyle bir tane daha yapıyorum. Buradan çıkacak mı bilmiyorum ama. Şöyle kötü yere denk geldi. Neyse son şeyi yapmadım sayalım. Yaptım sayalım pardon. Oradan keseceğim. Bakın arkadaşlar hafif ince bir sap kısmı oldu. Bunu siz şöyle arkadaşlar şey yaptığını varsayın. Buraya kadar gelip dibine kadar geldik diye düşünelim. Şöyle ipimi içeriden çekip buradan da geçirerek temizleyeceğim arkadaşlar. Çantamız bu şekilde. Bakın sap kısmı da yine dediğim gibi hafif ince olması için şöyle direkt zincirle de bırakabilirsiniz. Böyle de olabilir. Düğme yapımı arkadaşlar. Bir sonraki özür dilerim. Bir önceki videoda mevcut açıklamalar kısmına yapacağım. Onu ayrı göstermiş olayım. Videoda çok uzatmamak adına açıklamalar kısmında ekleyeceğim. Direkt oraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bunlar da zaten zincir çekip şöyle iki kısma içeriden çıkararak iplerini buradan yine gezdirdim ipleri temizlemek için şöyle çapraz yapıp bağladık. Yapacak arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Yaptıklarınızı Instagram hesabımdan yine Mucideyim bak oradaki isimde. Birine paylaşırsanız çok mutlu olurum. Yorumlarınız, beğenileriniz benim için çok önemli. Buraya da abone olursanız çok mutlu olurum. Çok teşekkürler. Şimdiden herkese kolay gelsin.